Arkadaşlar selam. Her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar. Katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve aşağıya Instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum. Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Case Hack'tayız. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız aşağıda açıklamada çekilişimiz var arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. 1500 dolarlık çekiliş arkadaşlar. 100 kişi lazım. Şu an 25 kişi katılmış. 75 kişi daha katılırsa çekilişimiz açılacak. Aşağıda açıklamada var. O linkten 10 dolar yüklerseniz arkadaşlar siz de çekilişe katılmış oluyorsunuz. O linkten yüklerseniz arkadaşlar size şöyle bedava kasa da veriyor. Ayrıca %10 mesela 10 dolar yüklüyorsun ya 12 dolar olarak geçiyor. Yani o linkten yüklemeyi unutmayın eğer yükleyecekseniz tabii ki de. Arkadaşlar biz bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar benim Türkçem gerçekten çok kötü ya. Abi Türkçem kötü ama İngilizcem Türkçemi güzelleştiriyor arkadaşlar. İngilizce öğrenmiyorum ben Türkçe öğreniyorum abi. Bu kasa kötüydü lan. Yani İngilizce öğrenmiyorum Türkçe öğreniyorum. Çünkü hani Türkçe ile birlikte hayatıma hani daha doğrusu İngilizce öğrenerek hayatıma mesela şeyler girdi. Ama, fakat, işte çünkü, başka ne girdi? Eğer burayı kazanırsak. Eğer şunu yaparsam, istiyorum. Bunlar çok fazla. Şu an mesela İngilizce'de en çok kullandığım laf I want, işte şu I want. Onlar yani. Ama İngilizceyi öğrenmemiz lazım. İngilizceyi öğrenme böyle şey olsa var ya, böyle bir hap olsun. İngilizceyi öğrenelim ya. Hatta bu videoları falan İngilizce çekmeye çalışırım ya. Ananı satayım yine çıktım mı ben? Ananı satayım ne olur kazanayım onu. Oğlum kasa savaşından çıktım lan. Çok da büyük açmıştım. Neyse daha bitmedi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu bakacağız. Bakmamız lazım. Çok büyük 6000 dolar verdik. Oğlum yanlışlıkla şeylerden çıkıyorum. Kasa savaşından çıkıyorum. Kasa savaşından çıktım mıydı da hani benim inancıma göre arkadaşlar. Hani belki doğru değildir. Ama benim inancıma göre şey oluyor. Yani çıkarsan kaybediyorsun. Bu arada arkadaşlar şeyi biliyor musunuz? Gökhan Saki diye bir gerçek var arkadaşlar hayatta. Abi bütün boks maçlarını izledim abi. İnanılmaz bir adam. Hani Gökhan Saki olmak isterdim hayatta ya. Abi inanılmaz şeyi de var yani ne denir ona. Bir aurası var. Bayağı seviyorum Gökhan Saki'yi. Şu an geride gidiyoruz. Büyük ihtimal bu savaşı kaybettik arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi. Başlattım arkadaşlar. Beraber. De gitti ben beklemedim. O da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekle dedi gitti ben beklemedim. O da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama lan kimse gelmedi. Arkadaşlar bak bir şarkıya lan koydun muydu? Genelde kazanıyorsun. Öyle oluyor yani. Win-win oluyor arkadaşlar. Şimdi biz neredeyiz? 4 tane kasa var. Büyük ihtimal kaybedeceğiz. Bunu Muratcan'a atacağım. Muratcan da arıyor. Kardeşim videodayız Murat'ım. Videodayız. Murat'ı arayacağım. Bugün Murat'ın da maaş günü arkadaşlar. Murat'a maaş göndermemiz lazım. Ama Murat maaşını burada harcadık kardeşim. Valla bu ayda alma lan maaş. Murat ne olacak ya bu ayda almasan kardeşim. Ama gerçekten arkadaşlar eğer gençsen ya da hani maaş almak çok önemli ya. Eskiden böyle maaş vermeyen şeyler vardı adı neydi? Böyle firmalar vardı. Hani insanlar böyle maaşını alamıyordu 2 ay, 3 ay, 4 ay. Abi çıldırma sebebi ya. Oğlum 2-3 ay maaş alamazsan ne olur lan? Hadi bir ay bile alamazsan çok kötü yani. Bir ay bile şu an ben mesela Murat'a diyeyim ki kardeşim işte sıkıntılar var. İşte ekonomik kriz. Yani paramızı alamadım. İşte param gelmedi. İşte bu ay veremeyeceğiz falan desem Murat'a. Murat bitti. Şunu da kırdım arkadaşlar bak o kadar kuvvetliyiz yani. Hani önce şeyler insanlar diyor ya kum ananı satayım ya. Murat maaşını ödüyorum lan. Şimdi Murat'ı arıyorum arkadaşlar Murat'a maaşı geldi. Bak gördün mü? Murat'ın maaşını çıkarttık arkadaşlar. Şimdi Murat'a maaş ödeyeceğiz.
İnsanlar diyor ya kum torbası patladı. Da biz de bileğimizde yani 60 kilo şey patlattık arkadaşlar yani. Böyle bir şey yani. Bizim de bileğimiz güçlü ya. Yani yumruğumuz da güçlü arkadaşlar. Valla çok güzel yumruk atıyorum. Yani şeyden söylüyorum. Ne yapıyoruz biz? Kickbox falan yapıyoruz ya. Bugün başka bir yere yazıldım. Oraya gideceğim işte. Saat 7'de dersim var. Ona bakacağım. Yani güzel oluyor yani. Gerçekten güzel oluyor. Güzel. Oradan da katlayalım. Vuralım patlatalım yani. Bu video bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Görüşürüz.